Bir gece yarısı Efendimiz Aleyhisselam Fatıma'nın evine gidiyor. Kapıyı vuruyor. Ela tusalliyen. Teheccüde kaldırıyor onları. Kalkmayacak mısınız? Fatıma teheccüd vakti diyor. Hemen bitişik Fatıma radıyallahu anh'ın evi. Efendimiz Aleyhisselam gece teheccüd vakti kızını kaldırıyor. Diyor ki Müslümana, bu çağın babasına, Annesine sabah namazı güneş, altı onla doğuyor. Kızın, oğlun altı buçukta kalkacak. Servis, okul, medrese vesaire neyse, imatip okulu hazırlık yapacak. Sen de şimdi kalkarsa bir daha sonrasında namaz var, uykusu bölünecek. Henüz daha çocuk, küçük diye kaldırmıyorsun belki... 10'unda kaldırmıyorsun, 11'inde kaldırmıyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın kapısına gidiyor. Farz namaz için değil. Teheccüd vaktinde gidiyor. Kaldırıyor. Diyor ki bana, diyor ki sana, eğer yavruna, evladına, Fatıma'na, Zeynep'ine, Hatice'ne merhametin varsa, rahmetin varsa, o zaman önce ahiret diyeceksin, önce cennet diyeceksin, önce cemalullah diyeceksin, önce Allah Azze ve Celle'nin rızası diyeceksin, evladım evvela namaz diyeceksin, hayatın merkezine namazı koyacaksın. Eğer merkezde namaz varsa Allah Azze ve Celle senin bütün sorunlarını çözecek diyeceksin. وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي leyin akamtu musalla eğer namaz hakkıyla kılarsanız Allah sizinle beraber yavrum Allah seninle olunca bütün dünya sorunlar karşında olsa ne kıymeti var namaz diyeceksin Resulullah aleyhisselam fe ma rahmetin min Allah lin o merhametle yumuşak davrandılar babalara nasıl baba olmak gerektiğini öğrettiler. Gösterdiler. Anneler dershaneye hazırlıyorsun. Dikiş kursuna hazırlıyorsun. Nakış kursuna hazırlıyorsun. Yarın bu evlat evlendiği zaman kız çocuğudur. Elbisede sökü dikemez. Kocasının, eşinin, beyinin düğmesini dikemezse o zaman yüzü kızaracak kızarmasın diye uğraşırsın, dişini tırnağına takarsın, üç kuruş, beş kuruş biriktirir, onu dünya okullarına, kurslarına gönderirsin. Peki ya namaza kaldırmıyorsan, muhabbetle, aşkla ona namaza anlatmıyorsan, namaz onun dünyasında yoksa, yevme tebiyazdu vucuhu ve tesveddu vucuhu, o zaman mahşer günü halidine fiha ebeda insanların cennette, cehennemde, içinde ebedi kalacakları o ya cennet ya cehennem olacak. Namazı yoksa, imanı yoksa, Muhammed Aleyhisselam'a aidiyeti yoksa o kız, o erkek ebedi cehennemde kalacak. Bu nasıl bir merhamet ki? 70 yıllık bir hayatı kapsar, ama ebedi olan ahireti içine almaz.